Çocuktaki konuşmanın gecikmesi belli sebeplerden kaynaklanabilir. Normalde çocuklar 8-9 aylıkken hecelemeye, yaklaşık 1 yaşındayken tek tek kelimeler söylemeye, 2 yaşındayken de 2 kelimelik cümleler kurmaya başlayabilirler. Su ver, karn mama ver gibi. Ancak bazı durumlarda bu konuşmanın başlangıcı da gecikmeler olabilir. Bunlardan bir tanesi genellikle genetik olarak, eğer ailede geniş konuşmada bir gecikme öyküsü varsa, mesela bakıyoruz babası küçükte işte konuşması gecikmiş, daha çok 3 yaşına kadar cümleler kurulmaya başlanmamış vesaire gibi, ailede genetik bir öykünün olması o çocukta da konuşmanın bir miktar gecikebileceğini düşündürebilir. Ancak burada önemli olan çocukta konuşmanın gecikmesinin dışında eşlik eden başka sorunların olmamasıdır. Örneğin çocuğun sosyal gelişiminin iyi olması lazım, göz temasının iyi olması lazım, bay bay güle güle C oyunlarına tepkisinin iyi olması lazım, davranışlarında bir bozukluk olmaması lazım. Bunlar normal olduğu takdirde sadece konuşmada biraz gecikme varsa ve ailedeki konuşmada gecikme öyküsü olan kişiler varsa bunu biraz daha bekleyebiliriz. Bunun dışında konuşma gecikmesi olan çocukların bazılarında da işitme ile ilgili sorunlar olabilir. O yüzden konuşmada gecikme olan sorunların mutlaka bir kulak burun boğaz muayenesinden geçmesinde fayda vardır. Bunun dışında konuşmada gecikmenin bir diğer sebebi ise ailede çocuğa bakım veren kişilerin çocukla çok ilgisiz olmasından kaynaklanabilir. Özellikle annenin depresyonda olması, çocuğun bakım veren kişinin çocukla ilgilenmemesi, çocuğu saatlerce sosyal uyaranlardan uzak tutup televizyon karşısında oturtması, çocukla karşılıklı bir iletişime geçmemesi gibi durumlarda, çocukla özellikle hayatın bir yılında tabii bu durum çok önemli. Çocuk da konuşma gelişmesinde gecikme, bir bağlanmada bir sorun olup aynı otizm benzeri bulgular gösterip konuşma gecikmesi de ortaya çıkabilir. Bunun dışında konuşma gecikmesi olan durumların bizi en çok rahatsız edenlerden bir diğeri de otizm denen bozukluktur. Otizm de çocukta hem sosyal alanda ve duygusal alanda, hem konuşma alanında, hem de davranışsal alanda sorun vardır. Çocuğun konuşması gecikebildiği gibi beklenen zaman dilimlerinde beklenen becerilerin gelişmemesi ve konuşma eğer gecikmesi, eğer konuşma başlamışsa da konuşmanın şeklinin ve ses tonunun, kelimelerin kullanılmasının bozuk olması şeklinde kendisini gösterebilir. İşte, belli kelimeleri tekrar tekrar söyleme, zamirleri yanlış kullanma, ben yerine kendisine ismiyle hitap etme gibi konuşmanın şeklinde de bozukluk ortaya çıkmaktadır. Bazen de aile içerisinde birkaç yabancı dil konuşulan durumlarda çocuğun konuşmasında kısmi bir gecikme görülebilir. Bu da normal kabul edilebilir.